Evet herkese merhabalar. Güzel bir akşam diliyorum. Evet biraz daha katılım başlasın. Evet şu an 700 kişi oldu. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz iki tane konu var. Aslında üç tane konu var ama iki tane konu daha dikkat çekici. Birincisi altının durumu. Bu arada ses nasıl sesi iyi geliyor mu? Eğer sesi iyi geliyorsa iyi geliyor diye yazın. Ee, birinci konu altının durumu. Ee, hello Derya bir Derya Hello demiş. Ee, altının durumu. Ee, diğeri e, borsanın durumu. Üçüncüsü de doların durumu. Bu üç konuda da e, biraz konuşmak istiyorum sizlerle. E, eğer sesim geliyorsa. Sesle ilgili bir cevap veren olmadı arkadaşlar. Ses okey mi? Bunu cevap verirse tamam süper. Şimdi arkadaşlar e, altın, ilk önce altından başlayalım, aslında ilk önce altından değil, ilk önce dolardan başlayalım. başlayalım. E, doların durumu belli zaten, herkesin farkında olduğu gibi dolar e, çok ciddi şekilde baskılandı. Baskılandığı için artık bu e, normal kurla e, serbest piyasadaki kur arasında bir fark oluşmaya başladı. E, serbest piyasada işte 21 liralara falan bulunurken e, şu an internette girdiğinizde bankalar 19.40-19.50 falan diyor. Dolayısıyla gerçekçi bir kur yok. Bunda tamamen nedeni doların şu anda Türkiye'deki en ucuz şey olması. Şimdi dolar en ucuz şey deyince tabii çoğu insan bunu anlamıyor. E, finansal okur yazarlığımız olmadığı için doların fiyatı arttı. Nasıl ucuz olur? İşte bir dolar 19 lira olmuş. Nasıl ucuz olur diye bakıyor herkes. Ama tabii e, bakış açısı yanlış. E, enflasyona göre bakmanız lazım. Yani domatesin, soğanın e, yani inanılmaz bir şey. Burger King'de bir sandviç yiyorsun 130 lira olmuş. E, McDonald's'a gidiyorsun 130 lira olmuş. Kahvaltı ettiğim yer 27 liraydı. Normal kahvaltı öyle. Özel ben kahvaltı sevmem. Böyle serpme falan da değil. Normal kahvaltı şimdi 140 lira olmuş. Şimdi her şeyin bu kadar arttığı bir dönemde yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu her şeyin 10 kat arttığı bir yerde eğer dolar 10 kat artmayıp daha az artıyorsa e, burada dolar enflasyonun altında kalmış demektir. Baskılanmış demektir. Bu da e, uzun vadede ülke için çok avantajlı bir şey değil çok sıkıntılı bir şey. Dolayısıyla da e, seçime kadar büyük ihtimalle son bir haftamız zaten. yani Bu yarını saymazsak bir haftalık bir süremiz var. O bir haftada dolar böyle duruyor olabilir ee, ama bundan sonraki dönemde daha önce söylediğim gibi doların 25-26 olması gayet sağlıklı ekonomi için ee, bu baskı en azından ortadan kalkmış olur. Ee, piyasa serbest piyasaya döner. Ondan sonra her şey dengelenir, İhracat, ithalat dengesi normale döner. Ee, ama tabii ki seçimde iki tane senaryo var. İki senaryo da ayrı bir şey. Birincisi Millet İttifakı'nın kazanması, öbürü Cumhur İttifakı'nın kazanması. Şimdi burada da tabii yine siyasetten bağımsız konuşmak lazım. Ama aslında için içinde siyaset var. Ama bizim siyasi görüşlerimizin hepsinden farklı. Yani burada hepinizin farklı görüşleri olabilir. Kimi işte AKP düşmanı olabilir, kimi CHP düşmanı olabilir. Saçma sapan fanatizm boyutunda kavgalar ediyor olabilirsiniz. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren başka bir konu var burada. Biz paramızı nasıl koruruz? Çünkü bunlar her zaman söylüyorum ki isteyen kızsın, isteyen kızmasın. Depremzedelere hiçbiri seç seçimi aldıkları seç 5 milyar lirayı e, bağışlamadı hiçbir parti ne CHP'si ne AKP'si ne İYİ Partisi ne diğerleri. Hepsi şimdi o parti o reklamları alıyorlar o paraları alıyorlar televizyonlarda bilmem nerede reklam yapıyorlar. kendileri oy almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla tabii ki siyasette oyunuzu vereceksiniz ama burada dikkat etmeniz gereken öncelik kendiniz olması lazım. Hangi senaryo ne çıkarsa parayı nasıl koruruz? Bakın çok önemli olan bu. Parayı nasıl koruruz? Şimdi şuradan çok kısa baktığımda benim şöyle bir tezim var. Ben bunu yıllardan beri zaten söylüyorum şimdi son yaklaşık 7-8 yıldır 2012'den 2013'ten itibaren e, politikalardaki değişikliklerden dolayı yani 2002 ile 2012 arasında e, Türkiye'ye çok ciddi para geldi yurt dışından. E, borsamız uçtu, işte her şeyimiz uçtu. E, faizler acayip düştü falan. Enflasyonumuz düştü. E, fakat 2012'den itibaren 2013'ten itibaren bu politikaların değişmesiyle beraber bu para yabancı para e, yavaş yavaş kaçmaya başladı. Son 3-4 yıldır, son 4-5 yıldır da bu iyice azaldı. Baktığınız zaman şu anda borsadaki yabancı oranımız %69'lardan %29'a geldi. Bu bir gerçek ya. Bu ne demek? Bir nedenden dolayı 2002 ile 2012'nin nedenlerini tahmin ediyorum, biliyorum falan da şimdi onlara girmek istemiyorum ama 2002 ile 2012'ye kadar Türkiye'ye para yağdıran bu yabancılar, para babaları dediğimiz para sermaye sahipleri bu parayı yavaş yavaş geri çekmeye başladılar. Son 4-5 yılda da bu geri çekiş daha da hızlandı. Bugün hatta ekonomistin bir şeyini paylaştım. E, bu ekonomi zaten bunu izzat söylüyordu. da yani hani Erdoğan gitmeli. Bunu ben demiyorum tekrar söylemeyen ekonomist. Giderse diyor işte şöyle şöyle oluyor. Dolayısıyla giderse çok ciddi para yatıracaklar. Tamam. E, dolayısıyla iki tane olasılık var. Birincisi e, Millet ittifakının geldiği, e, yabancı paranın geldiği bir durum. Bu senaryoda ne olacak? Bu senaryoda borsa çok e, acayip şekilde orta vadede kısa vadede ben demiyorum ama hızlı şekilde artma ihtimali çok yüksek. Niye? Çünkü 500 dolarlar tarihi zirvemiz bu 2016'da bu işte 2015'te ve ondan önceki dönemde Avrupa Birliği süreciyle her şey mükemmel. Hani var ya biz mükemmel bir ülkeydik ya bundan. 7-8 yıl önce. Yine AKP dönemiydi arkadaşlar hatırlamıyor musunuz? Mükemmeldik. Amerika'nın ve dünyanın böyle örnek aldığı bir ülkeydik biz böyle. Hatta Time dergisinde o zamanki başbakanımızın resimleri falan çıkıyordu böyle dünya lideri falan diye. İşte o dönemde bize böyle parayı pompaladılar. Çünkü o zaman onların istediği politikaları çok uyguladık falan filan. Şimdi aynı şekilde bir şekilde yine o politikalar dönme ihtimali olursa e, ciddi şekilde çok ciddi bir para bekliyor. E, çok da ucuz kalmış Türk şirketleri var. E, çok da ucuz kalmış bize göre pahalı olsa da toprak fiyatları var. Başka gayrimenkulün bazı yerlerindeki fiyatları var. Yine göre bize göre pahalı olsa da onlar için ucuz kalmış. Dolayısıyla çok ciddi bir rally olabilir. Özellikle ilk önce borsada başlayalım. Borsada çok ciddi rally olabilir. Bu rally'nin zirvesi işte şu anki kurla yaklaşık 10.000 endeks ama kurun 25 olduğunu düşünürsek 12.500 endeks. Yani şu an endeksi 4400-4500 diye düşünürsek arkadaşlar çok ciddi bir şekilde borsada inanılmaz bir potansiyel oluşacak. Dediğim gibi bu ne yatırım tavsiyesidir ne de siyasi olarak ay böyle olsun demiyorum. Bakın arkadaşlar lütfen buna da böyle tepki koymayın. Ya işte sen para için vatanını satanlardan mısın ona oy verirsen öyle olur. Hayır arkadaşlar biz bir gerçekleri ortaya koyuyoruz. Ne olacağına karşı senaryo kuruyoruz. Akıllı yatırımcılar bunu yapar. Şu an Türkiye'deki bütün yatırımcılar iki senaryoyu da önüne koyuyor. O gelirse bu olur bu gelirse o. Kendi oyunuz hayır ama biz senaryomuzu ona göre kurmamız lazım. Dolayısıyla böyle bir ciddi para girer. Bu ciddi paranın da ilk gireceği yer borsa olur. Dolayısıyla borsada ciddi bir ralli oluşabilir. Seçimden sonraki dönemde eğer şey olursa. niyet değişikliği olursa. Peki milli seçime kadar ne olur? Daha önceki tecrübelerim şunu gösteriyor ki borsada beklentiler alınır, gerçekler satılır. Beklentiler alınır ne demek arkadaşlar? Daha olmadan akıllı yatırımcı, akıllı yatırımcı daha olmadan olmaya bet eder. Bakın bet etme kelimesi aslında ismi kumardan gelir. Riskine girmektir. Yani benim hissiyatım şu bu yatırım tavsiyesi değil tekrardan ama hissiyatım şu yarından itibaren olabilir. Çünkü borsa 5700'den gelmesi gereken yerlere epey geldi. Zaten onu daha önce söylemiştim. Bundan Ocak ayında 5700'de biz çok riskliyiz demiştim. Uyarmıştım. O günkü programlarımı seyredenler görmüştür nedenini anlatmıştım. Ben bunu demiştim demek için anlatmıyorum arkadaşlar. Burada size bir şey anlatıyorum ki finansal okur yazarınız oluşsun. Aynı şeyleri siz de görün. Siz de beni uyarın arada istiyorum yani. Her şeyi ben bilmek zorunda değilim. Benim de sizin gibi dostlarım var. O dostlarla biz fikir alışverişi yapıyoruz. Siz de burada 3700 kişisiniz şu anda. yarın sabaha kadar belki 100 bin kişi olacaksınız izleyen. Bu 100 bin kişinin içinden 500 tane böyle bunu benim kafa yapımı anlayan, yatırımcının kafa yapısını anlayan, insan psikolojisini anlayan insan çıkarsa biz bir takım oluruz. Çok çok daha büyük paralar kazanırız. Arada beni siz uyarıyorsunuz ya Mert abi burada bu fırsat var, burada bu fırsat var diye ben de inceliyorum beraber fikir şey jimnastiği yapıyoruz. Dolayısıyla ilk önce mantığı anlamamız lazım. Dolayısıyla mantık şudur: Daima böyle seçim gibi veya başka iyi haber gelme beklentisi ya da kötü haber beklentilerinden önce birbirleri beklentileri alır veya satar. Şimdi burada şu olma ihtimali var. Yarının itibaren bu yarın olabilir ya da işte haftaya Pazartesi olabilir. Seçimde yabancı'nın istediği bir iktidar. Ya da yabancı paranın geleceği bir iktidar gelebilir diye düşünen birileri bir spekülatörler veya bir yatırımcı grubu yavaş yavaş bu endeksten endeksinde çünkü 4300'e kadar geldi ama 4100 dibine gelmedi. 4100'de çünkü bir destek vardı oraya bile gelmedi. 4100, yani size göre çok düştü ama bana göre düşmesi kadar gereken kadar bile düşmedi. Yine iyi dayandık. Dolayısıyla 4100'e gelmeden 4300'lere geldi ve oralardan döndü dolayısıyla endeks yarın ondan sonra bir ya da pazartesinden itibaren seçim sonrası böyle böyle tırnak içinde bir şey gelir iktidar gelire bet edenlerin hareketiyle bir seçim rallisi yapabilir. Seçim rallisi nedir? İşte 4400'den 4300'den böyle tık 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 4900'lere 5000'lere iyi haber onlara göre iyi haber onlara göre iyi haber gelir beklentisiyle bir alım yapan grup olabilir. Dolayısıyla burada da buna dikkat etmeniz lazım. Yani böyle bir haberle haber gelecek beklentisiyle borsa gidebilir. Orada cuma günü büyük ihtimalle seçim öncesinde cuma günü orada bu beklentiyi riskine girmeyenler çıkabilir. Cuma günü ya seçimin sonucu ne çıkar belli olmaz deyip bir kısmı çıkabilir. Bir kısmı da seçim sonrasındaki habere riskine girecek. Bakın arkadaşlar hep budur. Riske girenler kimi riske girecek çok kazanacak kimi girmeyecek kaçıracak. Yani birileri cuma günü ya da perşembe günü ben Millet İttifakı gelir diye hisseyle giriyorum diyecek. Millet İttifakı gelirse yüzde beş, yüzde altı açarak para kazanacak bir gecede. Birileri de ya bu seçimin sonunda millet de gelir, cumhur da gelir. Ben bu riske giremem. Almıyorum deyip satıp risksiz girecek, park edecek parasını. Bu da bir stratejidir. Dolayısıyla yarın öbür günden itibaren böyle seçime kadar böyle ufak bir seçim rallisi olabilir gibi öngörüyorum. Fakat burada tabii şuna çok dikkat etmek lazım. Hangi kağıt aldığınız çok önemli. Eğer iyi kağıt almazsanız, güçlü kağıt almazsanız, diye BIST 30, BIST 100, BIST 50 gibi böyle arkası güçlü şirketler almazsanız, finansal gücü olan şirketler almazsanız uzun vadede zarar etme olasılığınız yüksek arkadaşlar. Buna da çok dikkat edin. Yani bakıyorum hep söylüyorum anlayın diye. Yani bir tarafta Ford Otosan var. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir tarafta Ereğli var. Yatırım tavsiyesi bir bir tarafta işte ne bileyim Koç e, Holding var. Tüpraş var. Bir tarafta da Hüseyin İthalat, İracat, Nakliyat, Bakliyat işte Kuru Gıda, ıslak Gıda Kedi Maması, Köpek Maması, Gergedan e, Parmağı. Hepsini satan 3 e, masa iki tane kasa şirketler var arkadaşlar. Şimdi siz bunları çok seviyorsunuz. Bazılarınız farkındayım. Devamlı bana onları yorumlamamı istiyorsunuz. Onlar bir gecede yüzde on artar, bir gecede %10 on düşer. Bunlar çok riskli Bunlar iktidarla varlardır. Bu iktidar gider, başka iktidar gelir yok olurlar. Ya da daha önceki iktidarlar varken varlardı, sonra yok olurlar. Bir de böyle dev şirketler vardır. İşte Aselsan gibi, ya demin saydığım şirketler gibi. Bu demin saydığım gibi şirketleri alanlara her zaman diyorum ki, dün işte o yüzden tweet attım, e, paylaştım, dün epey uğraştım. Yani o kadar büyük şirketleri almışsınız ki bazılarınız iyi şirketler güvenir. E borsada böyle bir düşüş olmuş, panik oluyorsunuz. Olmayın kardeşim panik. Bakın net söylüyorum. Yani bu Millet İttifakı gelirse zaten böyle olur diyorum ama onu Cumhur İttifakı da söyleyeceğim. Yani Cumhur İttifakı da gelse siz bu dediğim şirketleri alıyorsanız ve bu dediğim şirketleri aldıktan sonra bir hafta on günlük bakmıyorsanız olaya. Yani ben abi bir iki yıllık bakıyorum. Daha önce kitapta da yazdım, grafiklerde söyledim. Ya bu ülkede darbe olmuş, bu ülkede pandemi olmuş, bu ülkede neler olmuş değil mi? Savaşlar olmuş, şunlar olmuş, 91 krizleri olmuş, 90 hepsinin zirvelerinin defalarca üzerine çıkıyor kağıtlar. Dolayısıyla şu an en kötü seçim sonucu bile gelse şu an aldığınız eğer kağıt iyi bir kağıtsa, demin saydığım gibi kağıtlardan sana Ford gibi, tüpraş gibi. O kağıdı 80'e mi aldınız arkadaşlar? En fazla 45-50'ye düşüyor. Tamam Siz bunalıma giriyorsunuz. 6 ay sonra bir bakıyorsunuz. Kağıt tekrardan zirvelere çıkmaya başlamış. 1-2 yıl sonra bir bakıyorsunuz. Aa unuttuğum kağıt 60 bin liraydı, 80 bin liraydı, 5 katı olmuş. E hani darbe vardı, hani pandemi vardı, hani ülke batmıştı değil mi? Ya bakın ülke battı ekonomi en kötü dediğimiz dönemde ve son 5 yılda inanılmaz arttı bu tip kağıtlar. Dolayısıyla ben dün o yüzden bu kadar tweet attım. Panik olmayın. Deprem gecesi de atmıştım hatırlıyorsanız. Ee, ne oldu? Depremde ne oldu paranız? Bunları spekülatörlere yemetmeyin. etmeyin. Bir gecede 4500'e düşürdüler. 4400'e, 4300'e sonra ne oldu? 5200'e çıktı. Depremde panik olanların paraları pul oldu. Arkadaşlar borsada para kazanma ve kaybetmenin <laughs> nedeni şudur. Ee, birincisi açgözlüyüz. Hepimizde var bu. İçimizde Allah bizi böyle yaratmış. İkincisi de ama onu engelleyemeyiz ama iç, ikincisi de çoğu e, e, ekonomi kanalı, çoğu e, ekonomist, çoğu youtuber, eskiden normal medya, konvansiyonel medya, gazeteler, şimdi de e, gerçek medya, şey sosyal medyayı da satın alınmış, tamam mı? Maalesef e, size ters hareket yaptırmak üzere korku veren, korku vermek üzere pompalamak üzere yaratıl çalışan etki ajanları var. Bu, bu hayatın kuralı yani bunu ben söylemiyorum. Yıllardan beri 1929'dan beri Amerika'daki bütün ekonomist ya da bu işi yapan büyük borsacılar söylüyor. Hatta çoğu okuman bile diyor. Yani bir spekülatörün anıları diye bir kitap var. Adam diyor ki ben diyor bu tip şeyleri seyretmem bile televizyon kanallarını veya işte neyse gazeteleri diyor. O zaman gazete varmış. Dolayısıyla bir şey çok kötü giderken daha da kötü diye sizi korkutacaklar. Siz orada gülüp geçin. Ee, nasıl depremden sonra düşürdüler, korkuttular. Ne oldu? Tekrardan toparladı. Nasıl dün 4200-4300'e geldi? Tekrardan toparladılar sonra. Ya böyle dönemlerde sizi korkutacaklar. Ee, bu durumlarda eğer e, korkacak zamanınız varsa. Yani, önemli olan zamanınız olmak. Bana 3 aylık mesela kimse istese de aldıramaz arkadaşlar. Bakın bu kadar yıllardan beri. 14 yaşından beri işi biliyorum. Hani defterim hep yanımdadır. Hatta yine dayanamayacağım. Göstereceğim. Çünkü 4000 kişi oldu falan. 4000 kişi olunca göster. Arkadaşlar ben küçük çocukluktan beri. Bakın 94 yılından beri. Gören görsün. 94 yılından beri böyle hisse senetler almışım. 96-97 sezonu demişim futbol gibi bakın. İnsanlar kızlarla gezerken ya da ne bileyim işte şeyler yaparken futbol maçlarını takip ederken bakın. Hangi hisseleri almışım, hangilerini yapmışım satmışım. Sonra yıllar boyu yaptığım hataları hepsini tek tek not almışım böyle tamam mı? Bunları işte nasip olursa kitaplaştıracağım böyle ama bakalım zaman olursa böyle sayfalarca. Hayatım boyunca böyle şey yapmışım. Ee, bu da böyle şey Osmanlı Bankası diye o zaman bir banka vardı. Onun şeyi defteri. Hani inanmayanlar olabilir. Hani ya bunları yeni yazmışsındır abi falan filan. <laughs> Yok yani gerçekten. Ee, bunları yaşadık. Sonuçta bunların hepsi de aynı şeyler oluyor arkadaşlar. Yemin ederim hiç değişmiyor yani. Mesela 99 depreminden sonra takır 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 tüpraş ve aksa fabrikalarında yangın çıktı diye düştüler. %8 %10, %10 millet panik oldu. Sonra takır takır 3 ay sonra zirvelerinin zirvesine gittiler. Bu dönemlerde sizi korkutanlar olacak. Bu dönemlerde ekranı kapayıp hiçbir şeye bakmamanız lazım arkadaşlar. Kapayıp gideceksiniz. Net söylüyorum yani. Mümkün olduğu kadar diplerde alacaksınız. Okey ama yapmadınız diyelim. O hatayı yaptınız. Ben mesela Ocak ayında 5700 burası çok bağlandı. E, ben artık burası değil daha dolar bazı varlıklarda olmayı tavsiye ediyorum. Altın gibi, dolar gibi, yurt dışı borsalar gibi dedim. Ama illa o zirveden giriniz. Bir hata yaptınız. Hata yaptıktan sonra ikinci hata yapıp Buralarda paranızı kaybetmeyin satarak. Bakın para borsada şöyle kaybolur. Net söylüyorum borsada para kaybolmaz aslında. Siz bugün dediğim şirketleri o 5-10 tane büyük dev şirketleri e, alırsanız tutarsanız bakın size söyleyeyim 3 yıl sonra para kaybetme olasınız yok. 2 yıl sonra para kaybetme olasınız yok. 5 yıl sonra defalarca kazanacaksınız. Ama 6 ay sonra bakın 3 ay sonra bu kadar bilmeme rağmen bu defterdeki her şeyi ama ilk ders nedir biliyor musunuz? 3 ay sonra kimse öngöremez. Çünkü circle'lar yani bu şeyler dalgalar 3 aylık değildir arkadaşlar. 2-3 yıllıktır genelde dalgalar. Yani 2-3 yıl bir şirket düşer 2 yıl veya yatay gider sizi aklınızı kaçırtır tamam mı? Ee, ondan sonra bir kopar gider Uçar gider ama o dönemde siz mahvolursunuz. Şişecam bir ara mesela durdu iki yıl inlettiler insanları. Çünkü malı toplaması için sizin inlemeniz lazım. Sizin bıkmanız lazım. Lanet olsun bu şişe cam sevgisine, Ereğli sevgisine ya da Petkim şu an iyi. Petkim sevgisine deyip sık bınartmaları lazım. Siz orada kapacaklar elinizden bu hisseleri. Dolayısıyla o dönemlerde bunalmamanız için ya da yanlış iş yapmamanız için sürenizin uzun olması lazım. Dolayısıyla ben bu kadar yıldır bu işin içinde olmama rağmen bana 3 ay sonra ödemem var. Atıyorum bir yere ödemem var değil mi? 3 ay sonrası için bir tanesi seni de almıyorum. Alamam bilmiyorum 3 ay sonrası ama 2-3 yıl kullanmayacağım bir para varsa çocuğunuz için, çocuğunuz için, kendi şeyiniz için 5 yıllık varsa hiç düşünmeden bu şirketleri alırsanız hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz. En hatalı şeyi bile yapsanız bu dediğim iyi kağıtlarsa. Para nasıl kaybolur? Paranın kaybolmasını anlatayım size arkadaşlar. Bakın para alsat yaparak kaybolur. Tutarak kaybolmaz. Tekrar söylüyorum buna inanmayan lütfen lütfen Google'a bakın. Ben Bana hiç inanmayın Google'a bakın ya. Son 2002, 2022, 2012, 2022, 2000, her 5 yıllık, 10 yıllık bakın bu dediğim şirketler doları defalarca tokatlamış böyle çat 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 defalarca geçmişler. Ama bize bu öğretilmiyor. Bize dolar süper, paramızı korur deniyor tamam mı ama dolar aslında 10 20 yılda 12 kat 13 kat artmış paramızı eritmiş bu şirketler 1000 kat artmış bazıları 700 kat artmış arkadaşlar ya. Yani. Ama bize bu öğretilmiyor bilerek yapılıyor. Şimdi ama niye kaybediyor insanlar? İşte insanların kaybı sürekli takip edip de al sat yaparsanız paranızı kaybedersiniz arkadaşlar. Al sat nedir? Mesela şimdi anlatıyorum. Şimdi çok iyi bir kağıt aldınız. Güvenilir bir kağıt. Tüpraş gibi, Koç Holding gibi değil mi? Yani too big to fail. Batamayacak kadar büyük deniyor bunlara yani. Bunlar batarsa Türkiye Allah korusun batar yani tamam Ya da hadi Aselsan. Türkiye'nin askeri elektronik sanayi ya. Yani Türkiye'nin hani askeriyesi yani bu. Şimdi siz bu kağıdı 100 liradan aldınız. Kağıt da bu arada 20 liradan çok artmış böyle. 100 liradan aldınız. Niye? Biri size çok uçacak demiş. Grafiklere de bakmayı bilmiyorsunuz. Teknik analiz bilmiyorsunuz. 20 liradan çıkmış kağıdı 100 liraya almışsınız. Arkadaşlar siz o kağıdı 100 liraya aldığınızda ee, ondan sonra tepeden alırsanız ondan sonra o kağıt 2 yıl düşerse 50 liralar, 45 sasa liralar, Sasa'da oldu mesela bu şimdi 180'den 170'den alanlar o zaman Sasa için de bağırdım bağırdım tweetlerimi okuyun neler dedim neler yani bana ne kızanlar oldu ne vatan hainliğim kaldı ne Sasa düşmanlığım kaldı sonra <laughs> firmanın sahibi dedi ya dedi haklı bu adamlar dedi bizim şirket çok pahalıymış dedi ben bile sattım dedi siz ne yapıyorsunuz çılgın mısınız dedi yani patron bizi haklı çıkardı vatandaş yine de patrona bile kızdı patron da yanlış biliyor çok ucuz bu Sasa dedi Neyse çok bir Ne oldu tepeden alanlar? Sonra düştü şimdi yataya gitmeye başladı. Şimdi 1 iki yıl böyle yatay gidiyor bu tip kağıtlar. Ama bir yıl bir düşüyor böyle ya da bir üç dört ay böyle paranın yüzde %60'ını kaybettiriyor. Şimdi eğer siz o dönemlerde iyi bir firmanız varsa elinizde. İşte bu dediğim gibi Tüpraş gibi, Ereğli gibi, işte Sabancı gibi, Koç gibi. Siz bu kağıdı tutarsanız tekrardan iki üç yıl sonra dolar bazı zirvelerine geçiyor kurtarıyorsunuz. Ama para kaybetmenin kuralını söylüyorum size. Siz 100 liraya aldınız kağıdı bakın. Sonra 50'ye düştü. Kağıt yataya girdi ya bu kağıt gitmiyor dediniz. Elden kağıdı verdiniz. Aslında kağıt durmuş artık. Artık kağıt durmuş düşmüyor. En güvenli noktaya gelmiş. Desteğine gelmiş. Ama siz sıkıldınız çünkü desteklerde 3-4 ay. Bir de kağıtlar düşerken arkadaşlar bir haftada bir ay iki haftada düşer. Satacak vakit bırakmaz size. Sonra 3-4 ay 6 ay böyle yatar. inletir sizi sıkıntıdan öldürür. Siz o sırada sıkıldınız. Niye? Çünkü bitiyor geldi. Giden kağıt yine geldi. Bir baktınız Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat, bakliyat, kuru gıda, ıslak gıda, kedi maması, köpek maması, holding, AŞ'e diye 3 sandalyelik bir tane şirket tavan 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 gitmeye başladı. unutuyorsun tüyosunu aldınız. 3 liradan 30 liraya gitmiş ama tüyo 300 lira olacak. Zararımı çıkarayım dediniz. İşte en büyük hata orada oluyor. Ne oluyor? Siz gidiyorsunuz. O 100 liralık 50'ye düşmüş paranızı gidiyorsunuz. Bu dediğim şirkete giriyor musunuz? Sonra o kağıt 50 liralık şirkette o tüyo patlıyor. Bir şekilde 20'ye düşüyor mu? Ya da işte e, yarıya düşüyor mu? E ne oldu? Sizin paranız 50 liradan 25'e düştü. Sonra o da aynı şekilde 6 ay 3 ay böyle yatay gitmeye başlıyor. Bu ondan da sıkılıyorsunuz. Yine yanıldım diyorsunuz. Bu sefer başka bir tüyoyla bu sefer de Mahmut ithalat ihracata gidiyorsunuz böyle. Yine böyle bir masa bir kasa şirket. Tamam, zombi şirket diyorum ben bunların çoğuna. Türkiye'de yaklaşık son 25-30 yılda 55 tane şirket battı arkadaşlar. Hep söylüyorum. O yüzden zombi şirket deme nedenim var. Bunlar yarı ölüdür. Sonra ölüyorlar gidiyorlar bazıları yok oluyorlar. Neyse. Siz bunu aldınız. Bu sefer o kağıt da yarı yarı düştü. Ne oldu? Sizin paranız 12 liraya düştü. Kaç liranız vardı? 100 liranız vardı. 100 liranız 12 liraya düştü. Peki ilk başta kaldığınız şirkette. Hep onu öğretmeye çalışıyorum bu kitapta da defterde de anlattığım gibi. Defterde de anlattığım gibi. O ilk aldığımız şirkette kalsaydınız ne oluyor biliyor musunuz? Ya Mert Bey o ilk aldığım tüpraşta Ereğli'de kalsaydım 100 lira 50 lira panik olmuştum ya. Şimdi 150 lira oldu ya. Bütün zararım kurtulmuştu diyorsunuz. İşte sizin 100 liranız bir tarafta 12'ye düşmüş. 3 tane hatalı alsat yaparak ama ilk kağıtta doğru kağıtta dursaydınız 100 liranız 150 olmuştu. Yani şöyle söyleyeyim. Pandemi de biliyorsunuz temcit bile mi? anlaşılmak istediğim şey anlatıyorum. Pandemi de hava yolları batacak, öleceğiz, biteceğiz, hayat boyu evden çıkamayacağız diyenlere inanıp Türk hava yollarını 8'den sattıysanız bugün 150 lira kafayı vuruyorsunuz. Aynı şekilde ne bileyim Pegasus 20 liradan sattıysanız 500 liralara gördük kafayı vuruyorsunuz. 2009 yılında Lehman Brothers krizinde işte garanti bankaları 1 liralardaydı sattıysanız bugün bölünmeyle beraber 100 kat arttı arkadaşlar tamam. Bunların hepsi olacak. Her zaman oluyor. Sizde o yüzden diyorum ki bir şey çok korkuyla sizi böyle korku etki ajanları korku pompalarken gülün geçin kolay da değil ekranlarınızı kapatacaksınız. Bu tip haberlere bakmayacaksınız ve şey yapmayacaksınız e, takip etmeyeceksiniz diyorum tamam. Borsada para kaybetmek istiyorsanız bunu yapacaksınız ama bunu yapmıyorsanız hiç şansınız yok kesin kaybedersiniz. Hani çok amiyane bir tabir kumarhane kazanır kasa kazanır. Çünkü orada siz alsat yaparak Aracı kuruma kazandırıyorsunuz, kendiniz kaybediyorsunuz. Tamam mı? Bir kez bunu çok önemli. Bunu da kimse çok anlatmaz. Çünkü bu işten para kazanıyor çoğu insan. aracı kurumlarda al sat yaparsanız para kazanacaksınız. Ben aracı kurumlarda çalışmadığım için çok fazla bir reklam falan almıyorum. Beni çok ilgilendirmiyor ama ben de yani aracı kurumdan böyle bir milyon dolar falan reklam alırsam şey diyeceğim alın satın alın satın falan diyebilirim yani. Tövbe yarabbim. Tabii ki demeyeceğim inşallah da şimdiden bunu söyleyeyim. Ama yani insan doğası yani. Bir milyon dolar verirlerse de ya tutulur mu ya? Hiç borsada çok kazanmaya gerek yok. Al sat yapın çok güzel kazanırsınız diyebilirim. Ama hayatın gerçeği bu değil. Şimdiden burayı bu rezervimi söyleyeyim. Doğruyu söyleyeyim size arkadaşlar. Dolayısıyla bu millet ittifakı senaryosunu anlattım kısaca. Böyle bir şey ol olma ihtimali yüksek. Peki cumhur kazanırsa? Cumhur kazanırsa ise ee, daha kırılgan olacak ekonomimiz. Çünkü politikalar biraz daha böyle e, dünya ben de iktisat fakültesi mezunuyum. Böyle dahi bir adam değilim falan. Böyle profesör falan değilim ama hasper kadar biz de biraz biliyoruz. Biraz bildiğim kadarıyla çok ekonomiye uygun bir politikamız değil şu anki faiz politikamız. Rasyonel değil. Buna ilgili de çok kızanlar olacak ama yani şöyle düşünün, anlayın benim derdimi, anlayın. Ben vatanını milletini seven bir adamım. Tamam mı? Hiç yabancı paraya karşıyım. Tamam dolar hayatımda almamış bir adamım. Altını bile sevmiyorum diyelim. Tamam ki öyleyiz de diyelim. Tamam örnek veriyorum anlayın diye. Yahu bana devlet diyor ki sen çok vatanını seviyorsun. Çok iyi bir çocuksun. İsmin de Mert'miş. Kendin de Mert'sin. Sana yüzde yirmi faiz veriyorum diyor. Diyorum sayın devletim ya enflasyon yüzde yüz ya. Bana yazık değil mi? Ben anlamam diyor. Sen cezalısın diyor. Sen Türk lirasında kaldığın için sana cezası veriyorum diyor. Bu yüzden iktisat politikası olarak arkadaşlar gerçekçi değil yanlış. Bu yanlıştan dönmedik. Dönmediğimiz için de ne oldu? TL olan cezalandırıldı. cezalandırıldı için vatanını seviyorum ama dayanamıyorum deyip e, dolara gitti. Veya dolara gitmedi. Hani çok dolara karşıyım dedi. Onların doları varsa bizim e, altınımız var dedi. Altına gitti ama o da dolar endeksi sonuçta. Tamam yine bir şekilde dolar almış oldu tam olarak almasa Ya da sterline gitti, euroya gitti. Adam Türk lirasından kaçtı. İşte bu politika değişirse. E, evet bir şeyler değişebilir ama değişmediğini varsayarsak. Yine aynı şekilde bu sıkıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla da yine e, dolardaki artış e, para basmanız gerekecek çok ciddi şekilde çünkü. E, dolardaki artış e, devam edecek gibi gözüküyor. Şu anki tutulan tutulan dolar e, tutulmaksızı mantıksız noktaya gelip biraz daha serbest bırakılacak. Merkez Bankası'nın durumu falan da belli olduğu için. Dolayısıyla biraz sıkıntılı yumuşakça anlatmaya çalışıyorum. Ama tabi mi? O da çünkü suça girebilir diye. Sonra tık diye ekip arabası almasın yani bizi. Ondan sonra e, anlatmaya çalıştığım şey yani şu anki şeyle dolar artması çok olası. Çok ucuz kaldığı için. Ama sadece şu fark olur. Eğer Cumhur İttifakı gelirse de yurt dışından borsaya para geleceğini çok fazla aşırı zannetmiyorum. O yüzden borsamız o kadar çok artma ihtimali yok ama dolar artacağı için, enflasyon artacağı için yine borsa artacak. Öbürü birinci senaryo kadar çok artmayacak. Birinci senaryoda çok daha uzun vadede artacak diyorum ben size. Millet gelirse para geleceği için. Ama gelmedi diyelim doların artışından ve enflasyondan dolayı borsamız yine artacak gibi gözüküyor. Ama e, her halükarda belirsizlik biteceği için bir kez rahatlayacağız. Tamam mı? o açılardan iyi. Ha, çok riskli bir şey var sadece. İkinci tura kalması. işte. ikinci tura kalırsa o aradaki bir 14 günlük dönemde işte birileri at koşturabilir. Filler tepişebilir, çimenler ezilebilir. Siz de çimensiniz, biz de çimeniz. Filler büyük babalar, işte bankalar, spekülatörler vesaire. Bunlar böyle doları da götürebilir orada. Borsayı da çökertebilir, borsayı da çıkarabilir. Dolayısıyla o ikinci tur olayına, birinci turla ikinci tur arasındaki dönem çok tehlikeli olabilir. Her açıdan. E, tam tersi de olabilir ama orada böyle bir çok volatil deniyor. Böyle. Çok volatil de yapacaklar yani. Böyle böyle o geliyor, bu gidiyor, şu falan yapabilirler. O yüzden çok tedbirli olmamız lazım. Lütfen ona çok dikkat edin. Ondan sonra bir de diğer bir risk şu. Bir tane parti kazandı diyelim birinci turda. Yani bir, 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 ittifak kazandı. Ee, birinci turda kazandıktan sonra e, kim kazanırsa kazansın arkadaşlar. Polis e, şey olarak e, siyasetin kuralları olarak belli süre mazbata alma süreci var. İşte e, o bakanların belirlenmesi var. Ondan sonra işte bu şeylerin yerlerine geçmesi işte bankaların e, işte TÜİK'in ne bileyim işte Borsa İstanbul'un falan e, şeylerin çalışanların yani bunları teknokrat ve bürokratların yer değiştirip yerine geçmesi lazım. Ee, diğer partiler kendileri adamlarını tabii koyacaklar doğal olarak o gidecek o gelecek Merkez Bankası Başkanı'na kadar şimdi orada şöyle bir risk var inşallah olmaz yine yanılırım arkadaşlar inşallah ben yanılmayı umut ederek söylüyorum bu arada bunları ama tedbir alınmamız lazım. O dönemde de içinden çok düzgün insanlar çıkıp ya ben ayrılıyorum deyip e, düzgün şekilde devredebilirler ama şunu da yapanlar çıkabilir mi ya ben ayrılıyorum madem ayrılıyorum deyip o süreyi böyle çok verimli çok daha böyle ciddi çalışarak geçirmeyip hatalar yaparak da geçirebilir. E, dolayısıyla hangi kurumdaysa bu borsa İstanbul'da da olabilir, bankanın bir bankanın başında da biri olabilir falan filan. E, orada da tabii ya da ne bileyim işte ben ayrılıyorum nasıl olsa. E, deyip ya ben bir, bir ay sonra ya da iki hafta sonra mazbatımı ya da şeyimi benim po şeyimi pozisyonumu alacaklar buradan başka parti geldi. Ben düzgün çalışmıyorum diyebilirler. O dönemde bir boşluk ulaşabilir. O boşlukta da işte bütün bu borsalarımızda, e, piyasalarımızda çok enteresan hareketler olabilir. Bunları yine diyorum doğrudur, yanlıştır demiyorum. Yapılır, yapılmaz demiyorum. Bizim işimiz tamam mı? İnsanoğlu kötüdür. Felsefesiyle yaşıyorum ben tamam <laughs> mı? Kötü bir canlıyız biz tamam mı? E, ondan sonra bu kötü olan canlının her zaman hata yapıp kötülük yapma ihtimaline tedbir almamız lazım. Dolayısıyla kendi paramızda, kendi aklımızda korumamız lazım. Dolayısıyla bu dönemde evet altın alıp borç almaktan e, uzak durun. Çok tedbirli olun. Özellikle altında çok dikkat edin. Altına da şimdi gireceğim. Ondan sonra ama borsadaki durum bu. Ama burada anlatmaya çalıştığım hep şu. Uzun vadede yine diyorum uzun vadede yeter ki iyi şirketleriniz olsun bakmanıza gerek yok. Yani ben kendim her zaman yani 8.3'ten almışım ya Türk Hava Yolları'nı artmış ya 150 liraya bakmıyorum bile satmıyorum diye da değil. Çünkü eminim 5 yıl sonra o Türk Hava Yolları bölünecek bölünecek bugünkü parayla 1 milyon liralara gelecek. da değil bakın 8.3'ten aldığım Türk Hava Yolları umurumda değil. Vesaire dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Uzun vadede e, Türkiye borsası ne pahalı ne çok ucuz. Ortada 500 dolar zirvemiz. Tarihi dibimiz 120 dolar. Tarihi derken son 20 yıllık şeye bakıyoruz. Bu aralarda gidip geliyoruz. Şu an 240'lardayız. Dolayısıyla çok aşırı korkacak bir noktada değiliz. O korkacak noktadaki şeyi aldılar biraz. 5700'den indirdiler. 4100'de önemli bir destek var. Oradan da oraya da getirmediler. Dolayısıyla bu seçime kadar böyle eğer elinizde iyi şirketler varsa çok korkmanıza gerek yok. Küçük küçük paralarla da uzun vadeli seçim sonrası için. Küçük küçük ama böyle sağlam hisselerden toplamak faydalıdır. Tutan her zaman bu tip iyi kağıtlara bakar ama lütfen iyi kağıtların grafiklerine bakın arkadaşlar. Yani bir kağıt son 20 yılda dolar bazı artmamışsa, doları geçememişse o kağıtla işiniz olmasın arkadaşlar. Bir kağıt sürekli böyle zarar etmişse, temettü vermemişse işin içiniz olmasın arkadaşlar. Ama bir kağıt her yıl kazandırmış, her yıl kazandırmış, her yıl dolar bazı kazandırmışsa şu defterdeki tarihlerden beri arkadaşlar yani çocukluğumdan beri bir var. her zaman kazandırıyorsa o kağıttan korkmayacaksın. Şirkete ortaksınız ya şunu kafanıza sokun. Borsa bir kumar değildir. Borsa bir oyun değildir. Ben şirkete ortak olduğuma inanıyorum ya ben gerçekten buna inanıyorum. Dolayısıyla buna inanın temettülerinizi alın cebinize koyun şirketleri tutun dolar bazı çok güzel getire sağlarsınız bu iyi kağıtlarda. Şimdi gelelim Sonra sorularınızı cevaplayacağım. Sonra biraz altına geçiyorum şimdi arkadaşlar. Altında enteresan bir şey var. Altın yaklaşık işte 2011'de çok büyük bir rally yaptı dolar bazı İnanılmaz 400 dolarlardan 2000'lere falan geldi böyle. O zaman milletin eline boca ettiler. Dolar altında bile oldu arkadaşlar. Siz altın zannediyorsunuz ki altın hep kazandırıyor. Altın hep kazandırmıyor. Altını biz kazandırıyoruz zannediyoruz çünkü biz finansal okur yazarlığımız olmadığı için cahil olduğumuz için altın kazandırmıyor aslında. Biz o dönemlerde biz kazandık zannediyoruz. Niye? Çünkü o dönemde dolar bazı e, düştü. Ama dolar Türkiye'de alttığı için biz de hesap yapmayı bilmiyoruz. Biz arttı zannettik. Aslında artmadı o dönemde. Bir dönem 2000'leri gördü tamam mı? Oradan sonra 1100'e kadar düştü. Bakın yarı yarıya düştü aslında. Altın dolar bazı yarıya düştü bir dönem. Sonra şimdi tekrardan aradan 11 yıl uyuduktan sonra bakın arkadaşlar 11 yıla kadar uyudu altın aslında. Altın 11 yıl uyuduktan sonra son 1,5-2 yıldır yavaş yavaş uyanmaya başladı. Altın uyanmaya başladıktan sonra da tarihi zirvesine geldi bir kez. Kıramadı sonra düştü. Sonra ikinci kez geldi yine kıramadı düştü. Ben sosyal medyamdan sürekli bağırdım 1650'den faiz arttırımlarına rağmen artık düşmüyor. Dibini yapıyor size şeyi de öğrettim anlattım değil mi? Teknik analizde bir şeyin dibi nasıl oluyor anlıyorsunuz. Yani bir şey tepeden düşüyor bilmeyenlere çok kısa anlatıyorum. Tepeden düşüyor 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 kötü bir haber geliyor düşüyor kötü haber geliyor düşüyor kötü haber geliyor düşüyor sonra bir daha kötü haber geldiğinde düşmeye başlıyor. İşte faiz arttırma devam etmesine rağmen 6650-1700'lerden itibaren düşmemeye başladı. Orada uyandık. Ben paylaşım yaptım zaten. O günden bugüne dolar bazı %20 yaptı. Çok güçlü bir şey geliyor altında. Şimdi üçüncü kez tekrardan altın şu anda 2040-2050 tarih izresine geldi. Benim görüşüme göre şu an uçağın taksi pozisyonunda. Yani nedir? Böyle motoru çalıştırmış bekliyor. Biraz burada durması sağlıklı. Eğer bir ay, iki ay buralarda böyle bir 2030, 2040, 2020, 2040 falan filan durursa ve Amerikan Merkez Bankası da artık faiz arttırımları durdu derse ki diyecek yakında bence. Bir de üzerine resesyon olmazsa. Tamam mı? Altın böyle tık diye kopup tık 2-200'lere sonra 2-400'lere falan gidebilir. Teknik analizde bu çok önemlidir. Yani bir şeyin tarihi zirvesini geçmesi şu demek. Hayat boyu olmayan bir şey oluyor. Yani ya da 20 yıldır olmayan bir şey oluyor. Ya da tarihinde olmamış bir şey oluyor. Yani bugün 2080 doları gördüğünde altın. Bakın 2000 doları gördüğünde altın. Bir sürü insan şunu diyor. Ben 2011'de almıştım ons bazı. Tamam mı? Ons bazı. TL bazı diye Ben zararımı çıkaracağım diyor dünyada. Türkiye'dekiler demiyor. Türkiye'dekiler TL'den kazandık zannettiği için sorun yok. Ama yurt dışındaki adam diyor. Ama 2010'da var. 2020'de var. 2040'da var. Ama 2080'i gördüğünde artık zararda kimse kalmıyor. Teknik analizi mantığı olur. Ondan sonra önü boş. Ondan sonra kimse satmak istemiyor. Çünkü herkes karda. Ondan önce şey diyen var. Ya 1900 olsa zararımı çıkarayım. 2000 olsa zararımı çıkarayım. 2030 olsa zararımı çıkarayım. Yıllar önce almışım. Ama 2080'i gördükten sonra öne açılıyor. Dolayısıyla eğer dördüncü kez şey üçüncü kez pardon üçüncü kez buralarda şu an durur. Ee, çok hızını topar, şeyin toparlar enerjisini toparlarsa patlarsa bundan sonraki 2-3 yıl e, ama en azından bir yıl kesin e, altın için çok güzel olacak gibi gözüküyor. Bir de üzerine Türkiye'de dolar baskılandığı için doların da artış olmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu iki nedenden dolayı Türkiye'de gram altının tadından yenmez. Sakın altında borç almayın borcunuz varsa lütfen kapayın. Bir anda sonra bir gecede bir şeyler olur da böyle bir anda altın 2000 lira falan gram görürse çok büyük zarar etmeyin. Yatırım tavsiyesi değildir ama ee bu konuda lütfen dikkat edin. Şey, gümüş soruyorsunuz. Şimdi diğer konu gümüşe de geçiyorum. Gümüşle altın arasında fark şu arkadaşlar. Ben gümüşü sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Ben hep istatistikçiyim. Benim yine diyorum şu defterimde zavallı çocukken baktığım defterimde Mertaş Ordin kendi bakanları en başından anlatacağım ben bunu size bakın böyle. Tamam mı? Burada bakmışım ben tamam mı? 30 yıldır 30 yıldır gümüş altına göre çok geride kalıyor. Yani altın 40 yılda 55 kat artmış arkadaşlar. Dolar bazı 55 ha TL falan değil yani. 1000 dolarınız 55 bin dolar olmuş arkadaşlar. Bakın 1000 dolarınız 55 bin. 100 bin dolarınız 5,5 milyon dolar olmuş. Altın böyle artıyor. Dolar bazı artıyor. Fakat gümüş sadece 9 kat artmış. Dolayısıyla altınla gümüş arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla gümüş çok baskılanıyor yıllardan beri. Bir gün belki patlayabilir mi? Patlayabilir. Patlarsa ee, bilmem ne olur musun Mert Bey diyebilirsiniz. Evet olabilirim <laughs> tamam mı? Ama ben biraz gerçekçi bakıyorum. O olacak diye yıl bir 40 yıl daha bir 30 yıl daha beklemek beni mantıklı görmüyorum. Bizde te, gümüşten kazananlar var mı? Var ama yine finansal okur yazarlı olmayanlar kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Adam 7 liradan aldım 14 oldu. Ya 7'den aldım 14 oldu ama o zaman da 22 dolardı. 20, yine 22 dolar. Senin kazancın oradan kaynaklanmıyor. Senin kazancın TL arttığı için kazanıyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Altın da gümüş de alırken petrol de alsanız siz aslında dolar da alıyorsunuz. O kadar güzel ki aslında dolar da alıyorsunuz. Yani hem dolar arttığında kazanıyorsunuz hem on arttığında kazanıyorsunuz. Arada dolar düşüyor. Sen on sartıyor yine kazanıyor. Dolayısıyla dünyanın en güzel hedge mekanizması yani risk yönetim mekanizması var bu ikisinde de. Dolayısıyla çok mantıklı. Ama gümüş istatistik olarak altına göre çok az kazandırdığı için ben daima iç gümüşle ilgilenmemeye çalışıyorum. Arada çok trade ederim. Çok düşecek 19'lara gelirse alırım. 22'lerden satarım. %10-15 yaparım ama esas altındır. Ben hep uzun vadeye bakarım arkadaşlar. Benim yatırım stratejim belli. Ben küçükten beri defterlerimde hep onu yazmışım. En fiyatlarına bile öyle bakmışım. Her zaman ben şuna bakarım. Dünyada ne oluyor kardeşim? Ya da başka ülkelerde ne oluyor? Ya da uzun vadede ne oluyor? Ya bir kağıt var. Uzun vadede son 20 yılda her yıl dolar bazı artmış ortalama ya da işte S&P, Nasdaq her yıl dolar bazı artmış. Ya burada demek ki bunları tutan arada kayıpların olsa da kazanıyor. Ama bazıları da var dolar bazı kazandırmıyor. Veya bazıları da var dolar bazı zirvelerine gelmiyor. İşte onlardan da uzak olmak lazım. Dolayısıyla bizim işimiz bunlar içindeki en mantıklısı. Altın en mantıklısı gözüküyor gümüşe göre. Ondan sonra gümüş çok mantıklı gözükmüyor. Ama yine de bir şey diyemiyorum. Almak isteyen her zaman alabilir ama geçmiş statistikler altının 5 katı daha az değerlenmiş. Bak tekrar girin bakın internete. Biri 9 kat artmış, 40'da biri 55 kat artmış. Yani tercih sizin. Dolayısıyla altında da böyle bir patlama e, olayı olma ihtimali var. E, çok önem veriyorum buraya bu 2050-2030'da biraz durup güçlenmesi lazım. Arada düşebilir. Bu arada onu da bakın söyleyeyim. Daha önce de binlerce kez anlattım ama ben bir şey dedikten sonra hemen yarın sabah olacak diye de bir şey yok. yani. Biz Allah'ın bir değiliz. Biz size düşüş ve yüksek trendlerini öğretmeye çalışıyoruz. Yükseliş trendi nedir arkadaşlar? Yükseliş trendi böyle bir anda gitmez üstü kapalı konuşuyorsunuz diyor arkadaşlar üstü açık konuşamam yani üstümü açamam yani niye üstümü açamam çünkü üstünü ben de bilmiyorum tamam mı yani e, bazı şeyleri bilemeyiz yani yarın sabaha kimse bilemez ben size sadece istatistikleri verebilirim Allah akıl vermiş siz kendiniz yorumlayacaksınız ben ne diyeyim size yani yarın sabah altın al 2800 olacak onu diyenler var onların diyenlerin sonunda batarsınız arkadaşlar yani illa yalan duymak isteyenler var anladım ama ben sevmiyorum yani hep söylüyorum ben arazi iş yapıyorum <laughs> daha çok mesela en çok toprağa yatırıyorum ben adam'a diyorum ki 5 yıl bekleyeceksin Ondan sonra aynısını dediğiniz gibi üstü kapalı konuşuyorsun abi diyor. Beş yıl sonra ne olur bana garanti etmiyorsun diyor. Gidiyor yan taraftan bir yerden alıyor. Bir yılda bir yüzde demiş adam. Sonra ne oluyor? Hiçbir şey kazanamamış yalan çıkıyor. Yani yalan duymayı seviyoruz. Bakın yalan yalan yalan. Yalana gerek yok. Biz dürüst olalım üstü kapalı olalım. Dolayısıyla biz size olasılıkları anlatmak zorundayız. Ben ne bileyim yarın sabah hangi parti kazanacak? Ya da ben ne bileyim Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Ama biz size ne olursa ne olur öğretmek zorundayız ya da anlatmak zorundayız istatistiklerle. Tamam mı? Bunu bilin yani lütfen. Ee, bu konularda ben çok hassasım. Böyle bir şey dediğinizde gerçekten e, yoruluyorum. Ee, e, donmuyor yana. yani. Donarsız zaten bant kaydı olacak arkadaşlar. Şimdi düşüş ile yükseliş trendi arasındaki fark budur arkadaşlar. Yükseliş trendi olan mallarda durun. Altın olabilir, işte senede olabilir. Yükseliş trend nedir? Böyle bakın yükselmez. Bir anda yükselmez. Arada yükselecek arada düşecek. Arada yükselecek arada düşecek. Arada yükselecek arada düşecek. Yani altın 2050 olacak. Arada 1950 olacak. Sonra tekrar 2150 olacak. Bir gecede 3000'e çıkmayacak. Bu altın bir gün 3000 dolar da olacak arkadaşlar ama bir günde olmayacak. Belki bunu 3 yıl, 5 yıl sonra olacak ama nasıl çıkıyor? İlk önce 2200 oluyor sonra 2100 oluyor. Sonra 2300 oluyor sonra 2. Bu yükseliş trendir. Bunun tam tersi de düşüş trendi. Düşüş trendi nasıldı? 1900'ü gördü 1800'e indi. Sonra 1850'ye çıktı 1700'e indi. Bununla ilgili YouTube'da bir çekim yaptım. Yükseliş trendiyle düşüş trendi arasındaki farkı görün diye. İkisi arasında fark var. Biri böyle çıkar merdiven gibi yukarı çıkar biri merdiven gibi iner merdiven gibi inen de olursanız mahvolursunuz. 1-2 yıl in iner böyle yani 2011'de altın alsaydınız tekrar söylüyorum girin internete bakın. 1 yıl boyunca 2000'den 1000'e düşene kadar mahvolmuşsunuz. Paranızın yarısı gitmişti. Ama tam tersine de işte 2020'den 2022 arasını alsaydınız da o 2 yılda da dolar bazı %100 kazanmıştınız. Dolayısıyla doğru zamanlarda trendleri iyi takip edin. Trend is your friend diyorlar bakın. Gerçekten yabancıların çok güzel bir soru. Trend senin arkadaşın olsun trendle savaşamazsın. Tamam mı? Trende bakacaksın. Ben sadece trendlere bakıyorum ya. Bakıyorum bir şey yukarı doğru gitme ihtimali var ve başlamış. Gidiyor, düşüyor. Trendin en büyük dersi nedir biliyor musun? Bununla ilgili belki teknik analiz dersleri de bir ara vereceğim de. Yıldız Teknik Üniversitesi şimdi çalışıyoruz. Yapacağız inşallah ama çok basit anlayacağınız bir şey. Bir dip diğer dibin altında olmazsa bu yükseliş trendindedir. Yani 2000 dolara olan altın şimdi daha önce 1650'yi görmüş. Şimdi 1650'yi bir daha görmediği sürece bu yükseliş trendinde 2000'e çıkıyor 1900'e düşecek. Sonra bir dahaki sefer 2200 yapacak sonra 2000 yapacak. Hepsi hep buna bakacaksınız. Eğer böyle bir trendte mal yakaladınız mı korkmayacaksınız. Dolayısıyla altında da böyle bir şey öngörülüyor. Tamam mı? Gidişat güzel gözüküyor. Altına dikkat edin. Borsa ile ilgili de söyledim. Dolarla ilgili de hiç istemesem de olma ihtimali olanı ve olama ihtimalinin olma ihtimali olan yüksek, yüksek olduğunu gördüğüm şeyi söyledim. Yani 25-26 gayet olası. Daha fazlası bile olası. Çünkü çok ucuz kaldı. O da artık tamamen hangi partinin geleceğiyle alakalı. İşte millet gelirse belki bir tık daha az artar. 25-26'da durdurabilirler. Ee, ama Cumhur'la devam ederse daha yüksek olma ihtimali daha yüksek. Değil yani bu böyle bir gerçek. Para basıyoruz arkadaşlar. Yani yabancının parasını kullanıyorsun. Yani bana kalsa kullanmayalım ama biz maalesef ülke olarak harcamayı, gösterişi, itibarı çok seven bir milletiz. Arabalarımız güzel olacak, telefonlarımız güzel olacak. bunlar da dolarla. Bunlar da dolar olduğu için borç yani kesesinden yiyor. Kesesinden yediği için de Mecburen ve mecburen bu paraları bir gün ödenmesi gerekiyor. Bunu ödemenin yolu da para bu. TL için para basacağız. Sorun yok. TL'yi basarsın ama yabancı parayı basamıyorsun. Amerika'nın öyle bir şansı var. Amerika rezerv para olduğu için hani bütün savaşların nedeni de o. Adam o yüzden savaş çıkarıyor her yerde. Adam rezerv para. Hiç onda değil. Basıyor parayı kurtarıyor. Senin kurtarma şansın da olmadığı için sen mecburen bu paraya muhtaç oluyorsun maalesef harcamaların olduğu için. Bunun yolu nedir? Tasarruflu yaşamaktır falan filan. Onu zaten anlatıyorum ama bizim millet çok sevmiyor tasarruflu yaşamayı. Tasarruflu yaşanan adama saygı da duymuyor. Falan filan. Değişik bir kafamız var bizim yani. Ama ondan sonra diyoruz ki biz harcayalım harcayalım. En iyi iPhone'u, en iyi Mercedes'i biz kullanalım. Tamam mı? En vatanını seven biz olalım. En bunları markaları biz kullanalım. En gösterişi biz yapalım. Ama ondan sonra onların dolarına karşıyız. Onların doları artmasın. E olmuyor arkadaşlar. Kullanmamamız lazım bunları. Bu kadar lüks yaşamamız lazım. Neyse bunları anlattıktan sonra şimdi e, şey şeye gelelim. borsa nereden döner? Borsa da bence e, buralarda aşağılarda buralar güzel yer gibi gözüküyor. Herkes ben onu anlattım programın başına tekrar dönün. Seçime kadar ne olabilir ve seçimden sonra ne olabilir anlattım. E, dolayısıyla arkadaşlar burada bu, bu konular bu kadar basit. Şimdi diğer konu ise konut kısmı. Konutta ise benim yine diyorum her yerde tekrar ettiğim bir şey var. Şimdi konuta şöyle diyen var ekonomist amcalarımızdan böyle. işte Millet İttifakı gelirse ellerine sihirli değnek var. Öyle bir şey yapacaklar ki konut fiyatları çökecek. Ondan sonra çünkü faizler acayip arttıracaklar. Öyle olunca da falan müthiş olacak. Bir anda herkes bedava konut alacak falan. Ben buna inanmıyorum. Bunun olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Millet İttifakı gelirse de daha çok yatırım geleceği için faizlerimiz düşecek zamanla. Faizler düşünce de morgıç faizleri çok düşecek. 0.70, 0.80 aynı 2012 gibi, 2011 gibi, 2007 gibi olacağı için cebinde 3 kuruş parası olan bile ev almaya saldıracak. Şu an ev alamayanlar ev almaya saldıracaklar. Türkiye'nin her yerinde ev talebi acayip olacak. Dolayısıyla tekrardan ev fiyatlarında bir o dönemde artış olma ihtimali yüksek. Tamam mı? Eğer millet alırsa. E, 6 aylık bir yıllık süreçte. Kısa vadede sadece dolar artacağı için dolar bazı kısa vadede bir düşüş olabilir. Yani 100 bin doları aldığınız ev Bugün 100 bin dolar aldıysanız belki 2 ay sonra 90 bine geçici düşecek ama tekrardan o doların artışından dolayı o enflasyon geçişkenliği olduğu için tekrardan ev fiyatlarını arttıracak. Ama uzun vadeli baktığımızda e, özellikle sıfır konut alıp beklemek çok mantıklı değil. Sıfır konut zamanla eskiyor, amortismana uğruyor. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Siz para kazandım zannediyorsunuz ama aslında para kaybediyorsunuz. Bunda inanmayanlar çıksın evinden hemen, hemen baksın. Desin ki Mert Bey ben bu evi babam 170 bin liraya almış. Bu ev şu anda 5 milyon ediyor. Mert Bey sen yanılıyorsun desin. Çıksın evinden hemen 5 milyon liraya gitsin. O evin sıfırını almaya kalksın. Yarısını alamayacak. Eğer 30 yıllık bir evde oturuyorsanız büyük ihtimalle yeni evin yarısını alamıyorsunuz. Bu da şu demek aslında sizin paranız erimiş. Siz farkında değilsiniz. Dolayısıyla sıfır ev alırsanız tutarsanız 30 yıllık ev olduğunda yaklaşık yarıya düşer paranız. Nominal olarak değil ama. reel olarak. Aradaki fark çok farklı. reel nedir? İşte bu dediğim hesap. Yani aynı malın yarısını alamıyorsunuz artık. Hani nomin olarak bir para kazanırsınız Ama dolayısıyla da mümkün olduğu kadar illa ev alacaksanız, sıfır ev alacaksanız projeden ki projelerde çok avantajlı çıkmıyor artık. Maalesef acayip yüksek fiyattan çıkıyor ve çok zengine çıkıyor. E, orta düzeye çıkmıyor ama çıkarsa e, öyle bir fırsat çıkarsa e, temelden alıp bittiğinde 3-4 yıl sonra satmak mantıklı olabilir. Ama onu da beceremiyorsak ki bu şeyler zor. E, eğer millet ittifakı gelirse, e, faiz e, düşüşü de olursa olma ihtimali yüksek gibi görüyorum. Bankalarda krediye daha çok vermeye odaklanırsa o dönemde İkinci ev böyle 1-2-3 milyonluk böyle eski evlerden, kredi uygun evlerden alıp tutan para kazanacak gibi gözüküyor. Tekrar öbür tarafa söyleyelim. Cumhur gelirse ne olacak? Cumhur gelirse yine aynı politika gideceği için büyük ihtimalle ev fiyatlarında böyle bir doygunluk, durgunluk belli süre devam edebilir gibi gözüküyor. Böyle çok büyük bir artış olmaz. Ama çünkü kredi alamıyor insanların çoğu hala. Ama enflasyondan dolayı artış olmaya devam edecek. Yani iki 2,5'luk ev yüz olacak, yüz olacak. Hem ev yok hem de enflasyon var. Enflasyon olduğu yerde hiçbir şey düşmez. Dolayısıyla bu tip dönemlerde bakın hep söylüyorum yine bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Enflasyonun olduğu yerde malda kal, hayatta kal demedi ama malı olan kazanır. Malı olmayan erir biter, mahvolur arkadaşlar. Neden? Şimdi iki tane neden söyleyeceğim size. Birinci neden şu. Türkiye'de bu iktidar dahil, daha öncekiler de dahil, ben hepsini hatırlıyorum. 86'da babam Özal'a az e, saydırmazdı. Özal'dan sonra Demirel'e saydırdı, sonra Çiller'e saydırdı, sonra Mesut'a saydırdı, sonra Ecevit'e saydırdı. E, sonra Tayyip Bey'e saydırıyordu en son. Tamam Vallahi sonra babam rahmetli oldu. Hepsi saydırdı tamam mı? Şimdi niye saydırırdı adam? Şundan dolayı saydırıyor. Öyle bir enflasyon oluyor ki Türkiye'de. Daima şu anki kadar değil, şu anki en fenası ama her zaman iktidarlar enflasyonu gerçek söylemiyorlar size. Size diyorlar ki enflasyon yüzde yüz. Size de faizi yüzde yüz on veriyorlar o zamankilerden bahsediyorum. Şimdiki zaten daha felaket. Yüzde yüz enflasyonu yüzde yetmiş beş veriyor zaten. Zorla senin paranı alıyorlar da. Bir de eskiden söyleyeyim iyi senaryo söylüyorum. Yani en iyi iktidar bile gelse enflasyonu yüzde yüz diyor. Ya hiçbir zaman yüzde yüz olmuyor ki enflasyon. Yüzde yüz yirmi, yüzde yüz otuz oluyor. Yüzde yüz oluyor. Senin paran yavaş 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 eriyor. Senin haberin olmuyor. Sen diyorsun ki Mert Bey Bizim acayip şekilde paramız arttı, paramız arttı. Sizin aslında paranız artmıyor. Sizin paranız arttığını zannediyorsunuz. Paranız eriyor. Dolayısıyla malınız olmadığı sürece bu tip ülkelerde enflasyon bu İran için de geçerli arkadaşlar. İran'da mesela konut piyasası çok güçlüdür. Orada da insanlar konut alır. Çünkü güvende olmak istiyor insanlar. Tamam mı? Para eriyor. Böyle ülkelerde bu sadece konut değil. Toprak da olabilir. Malınız olması lazım. Sarımsak olur, soğan olur. Neyse işte. Yaptığınız iş nedir? Sunta iş yapıyorsunuz. Suntadır. Demir çelik yapıyorsunuz. Demir çelik. Mala yatırırsanız korkacak bir şey yok. Çünkü bugün bir tane eviniz hep söylüyorum dolar 1 milyon da olsa 1 lira da olsa 10 dönüm arsanız dolar 1 milyon da olsa 1 lira da olsa bir tane arsanız varsa bir tane arsanız vardır. Bir tane eviniz varsa eviniz vardır. Tamam. Ama bu diğerleri bu nakit basılan paralarda dahil olmak üzere bir anda enflasyona göre erirse sizin paranız pul olabiliyor. Son bir buçuk yılda inanılmaz şekilde insanların parası pul edildi dolarda. Bakın özellikle yapılan operasyonla e, bir buçuk yıl önce dolar alanlar 17-18'den böyle uçacak diye böyle belli ekonomistlerin ee, hani uçan ekonomistlerin şeyiyle alanların parası bir bir buçuk yılda bitti. Şimdi aynı evin yarısını hatta üçte birini alamıyorlar. Dolayısıyla lütfen dikkat edin. Mümkün olduğu kadar bu tip ülkelerde malınız neyse mal. mal. İlla araba işini anlıyorsanız araba. Ben göre araba yatırım değildir ama arabadan anlıyorum abi diyorsanız araba da olur. Yani alırsın satarsın alırsın satarsın. Ama malınız olduğunda ortada bir para kaybınız olmuyor. Öbür türlü para buharlaşıyor sizin haberiniz olmuyor. Bir de üzerinden böyle biraz arada çekiyorsunuz ya Mert Bey işte ben aldım sattım 1 milyonu 1.400 yaptım geçen sene çok kazandım. Bir 50 de oradan aldım diyorsunuz. Ne oldu? 1.200 eliniz kaldı. 20 de çocuk istiyor. 10 da hanım istiyor. İşte 5 de kuzen istiyor. Ne oldu? Para 1.300'e indi mi? Sen diyorsun ki Mert Bey benim 1 milyonuna 1.300 oldu. Çok başarılı trade'ler yaptım. Al satlar yaptım. Bir bakıyorsunuz aynı evin, aynı simidin, aynı soğanın yarısını alamıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonist olan ülkelerde mutlaka malda kalacaksınız. İkincisi şu. Enflasyonist olan ülkelerde daima enflasyon gerçek gösterilmediği için bankadan kredi ne alırsan al hep karda oluyorsun. Şöyle düşün. Şu an dönem zaten kardaydı. Hadi şu anı boş verin ya. Bundan normal döneme dedim. Hani 20 yıl sonra edelim ya da işte Milli İttifak gibi daha böyle şey bir şey geldi diyelim hani ekonomiye daha uygun bir şey yapan şey geldi. İktidar geldi diyelim tamam mı? O zaman da yine aynı şey. O zaman da %80 veriyorlar faiz. Enflasyon 80-90 diyorlar. Ee, ama sen yine para kazanıyorsun. Çünkü daima gerçek enflasyon %80-90'dan fazla oluyor. Yani ben hatırlıyorum bu 2006'da 2007'de e, banka, enflasyon %8-9'du. E, çok iyiydik ekonomik olarak ya müthiştik ya böyle. Babacan dönemi falan filan AKP'nin en iyi olduğu dönem böyle para bombalıyor yurt dışı bize böyle. Demokratik ülkeyiz böyle hani askerleri içeri alıyoruz açılımı yapıyoruz falan. Amerika büyük şey diyor bizim için falan devlet diyor tamam <laughs> mı. Onların politikası çünkü o zaman öyleydi onlara göre yakın olunca çok seviyor vermeyi Amerika. E, ee, şimdi o dönemde o para basıp %12 enflasyon var deniyordu. Ama aslında bir sürü şey %13, %20, %30, %30 artanlar da vardı. Siz eğer o dönemde de kredi çektiyseniz o dönemde de çok büyük para kazanmış oluyorsunuz. Krediyle mal almak bu tip ekonomilerde çok avantajdır. Bir tane, iki tane örnek vereyim kendimle ilgili. 2000, geçen yine bu defterimde böyle bu kırmızı kaplı böyle Mertaş Holding. Bakın bir de güleceksiniz. Bakın burada yazmışım. Kuracağız imparatorluğu yazmışım. Bakın yani o kadar Saf çocukmuşum yani 14-15 yaşında imparatorluğu kuracağım diye hayal etmişim. Şimdi o devirde de sonra geçmiş yılların istatistiklerine bakıyorum sürekli ya. Mesela geçen şey baktım. 2014'te bir ev almışım. 150 bin lira ev almışım arkadaşlar. 2014'te Halkalı Metro Kent diye bir yerde yer almışım. 2014'te ve böyle balonda almışım böyle tepede çok iyi fiyatta değil ama çok kredi ucuz diye almışım. ucuz kredi 0.90'la almışım. Ee, o dönem alırken not alıyorum ben her şeyi yedeklerim Arkadaşlarım dalga geçmiş. Bir ev kadar kredi ödeyeceksin en iyisin sen demiş tamam mı? Ve sahiden bakın 150 bin liraya yaklaşık 8 yılda 150 bin liraya yakın ya yani da 150 ise bile 100, 130, 140 bin liraya yakın para ödemişim. Yani 150 bin liraya 300 bin lira ödemişim. Olacak şey değil değil mi? İnanılmaz çok para ödemişim. Herkes onu diyor ya bir ev kadar para, kredi ödedin. Ama arkadaş ev olmuş 2 milyon lira. Sen 150 bin lirayla devletin 150 bin lirasıyla bankanın 150 bin lirasıyla 150 bin lirasıyla gitmişsin bir anda 2 milyon lira para kazanmışsın. İşte bankadan kredi aldığınızda böyle durumlarda ee, enflasyon yüksek olduğu için siz daima enflasyonun altında kalıyorsunuz ve malınızın değeri daha çok fazla arttığı için çok güzel para kazanıyorsunuz devlet de bunu uyandı son 6 aydır çok bas bas bağırdım ben de bağırdım bir de Cihat Çiçek Hoca vardır o da süperdir Türkiye'de yani en beğendiğim insanlardan biri Ayıp Dursun kendimdir, bir de Cihat Çiçek'tir. Onu takip edin. Özellikle fonlarla ilgili falan çok güzel tavsiyeler oluyor. Yazın YouTube'a Cihat Çiçek diye. Cihat E. Çiçek yanılmıyorsam. Şimdi e, orada bakacaksınız. E, o da aynı şeyi söyledi. Çok yazılınca bu sefer bankalar artık kredileri kapatmaya başladılar Çünkü resmen e, büyük bir kar var burada. Yani tek karşıya kim kime %25 ile %30'la kredi verir. ya Ben bankadan şu an kredi kartım limiti yüksek. Bir tane kartım var. Normalde kart kullanmam ilk defa son bir yıldır devamlı karttan şey yapıyorum hani para çekiyorum bir yere yatırıyorum para çekiyorum bir yere yatırıyorum çünkü bankadan aldığım yüzde işte yıllık yüzde 25 hani hiçbir şey yapmasam yani iki tane domestos üç tane soğan alsam koysam bir yıl sonra yüzde yüz kazanıyorum zaten böyle inanılmaz bir dönem. bu da tabii enflasyonu enflasyonu kötü körüklüyor tabii çünkü herkes bunu yapmak zorunda kalıyor falan filan dolayısıyla ekonomik olarak şu anki politikamız ...çok akılcı ve rasyonel değil. Başta anlattım. E, siyasetten bağımsız anlatmaya çalıştım. Lütfen tekrardan izleyin. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı seçim sonunda... ...iki senaryoda da konutla ilgili de olasılıkları anlattım. Toprakla ilgili anlatayım en son olarak. Sonra sorularınızı geçeyim. Toprakla ilgili arkadaşlar e, ciddi şekilde... E, ...topraklar da... ...maalesef ve maalesef ve maalesef... ...ve maalesef yabancı yatırımcı... ...bekliyor. Eğer dediğim gibi... ...aynı borsadaki Millet İttifakı gelirse... ...yabancı büyük şirketler e, ee, gelişecek illerde, gelişecek noktalarda büyük büyük araziler öyle küçük küçük parça değil böyle hani 200 metrekarelik tiny house'lar değil. Onlar romantik sizin yatırımcılarına Yatırımcılar ona bakmaz. Yatırımcı ilgilenmez böyle romantizmle. Yatırımcılar daha büyük böyle sanayi, konut imarlarına yakın, büyük fabrikalara yakın, hikayesi olan otoban çıkışları, otobanlar vesaire, planlar içinde veya plan içinde olması da plan beklentisi olan yerlerde veya büyük tarım arazileri işte işte belli yerlerde. O tip mülklere Odaklanıyorlar. Dolayısıyla daha yeteri kadar şey değiller ama hepsini görüşme halindeyiz maalesef. Türk iş adamlarıyla beraber. Kendileri tekte gelmiyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bir durumda onlarda da bir alım yapma durumları olacak. Dolayısıyla maalesef böyle bir değerli coğrafya olunca çok fazla almak isteyen oluyor. Biz yeteri kadar ülke olarak, vatandaş olarak toprağımıza değer vermiyoruz. Hem tarım toprağı çok değerli hem de tarım dışındaki topraklar da çok değerli. Lütfen bunlara dikkat etmek lazım. Doğru fiyatta almak lazım. Balon olan yerden kaçmak lazım. Herkesin konuştuğu yerden kaçmak lazım. Defalarca bunları zaten söylüyorum. Bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar borsa için, altın için, hepsi için size mümkün olduğu kadar uyarılarımı anlatmaya başladım. Söyledim. Umarım anlamışsınızdır. Sorularınızı şimdi cevaplayacağım. Çok fazla tabii sorulara cevap vermeyeceğim ama mümkün olduğu kadar vereceğim. Evet, THY, TÜPRAŞ, ELEĞİLİ. Sasa dışında hepsine şey derim. Çünkü Sasa kötü demiyorum çok düştüğü için bir şey diyemem. Ama benim tarzım değil Sasa. Sasa ben bakın 5 tane taban yapıp 5 tane taban yapan kağıtla ilgilenmiyorum. Tamam bu isterse müthiş bir kağıt. Çok iyi bir kağıt olsun. E, çok iyi kağıt nedir? İşte i̇ki kilise 3 tane cami yaptırmış olsun. Bir tane, bir tane sinagog yaptırmış olsun. Herkese faydalı hayır işleri yapmış olsun. Ben beni ilgilendirmiyor. Ben bu kağıttan beni korkarım kardeşim. Beni düzgün kağıt olması lazım. Ama sonra e, ha, coinlerle ilgili tabii sorular oluyor. E, hisse tavsiye etmem ama bak, hisse tavsiye etmem. Yasal da değil. Tamam mı? Ama ben sadece şunu diyorum. Yani dilimde tüy bitiyor arkadaşlar. diyorum. Daha ne kadar anlatabilirim ya. Aselsan gibi. Ereğli gibi. Ford gibi. Ondan sonra gibi. Ege Endüstri gibi. Ondan sonra başka kim vardı? Ondan sonra Tüpraş gibi. Hisselere ben tavsiye etmeme gerek yok. Bir geçmişine bakın arkadaşlar. Lütfen lütfedip bir kafamızı yorun gidin Google'a bakın. 20 yılda 15 yılda dolar bazı kaç kadarmış. Bu tip kağıtlar acayip. Tamam mı? Bu tip kağıtlardan korkmazsınız. Hiç bunları da fon olarak alın. Bir de bakın portföy yapmak çok önemli. Şimdi portföy yapmayı da bilmiyorsunuz. Çoğunuz tek kağıt almışsınız ya da iki kağıt almışsınız. Aç gözlük güzel bir şey tabii. Tek kağıttan hep para kazanın diyorsunuz. Tek kağıttan para kazanamazsınız. Ben asla tek kağıt yapmıyorum. Bakın defterimde gösterdim. Hep portföyde şeyler var. Nasıl olmalı biliyor musunuz portföy yaparken? Her sektörden malınız olması lazım. Demir çelikten olması lazım en iyi şirketten bir tane. Bankacılıktan en iyi çek olması lazım. Otomotivden olması lazım. İlaçtan olması lazım. Niye? Allah korusun. Sen gittin şimdi Türk Hava Yolları bir tanesi yazmış. Türk Hava Yolları süper demişsin. Tamam Türk Hava Yolları süper. Aldın. Bir pandemi çıktı kardeşim. 150 liraya aldığın Türk Hava Yolları 40'a düşerse. Senin de çocuğunun okul taksiti varsa ne yapacaksın? Bittin. Borsa kötü. Borsa kötü değil kardeşim. Ben şanslıyım. Sen şanslı da değilsin. Yanlış yatırım yapmışsın. Ama sen onu aldığında pandemi çıktığında aynı zamanda ilaç şirketi islam varsa ne oluyor biliyor musunuz? Türk Hava Yolları düşerken ilaç sektörü artıyor. Oradan kurtarıyorsun. Ya da e, deprem oluyor Allah korusun. Çimento şirketi artıyor. Çimento olduğu için kurtarıyorsun. Başka bir şey yok. Dolayısıyla her her sektörden, yaklaşık 6-7 tane sektörden bir tane en iyi global dev şirketten koyun koymanız lazım. Tamam mı? Şişecam mesela. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Şişecam'dan. Korkmayın. Geçmişine bakın. Şaşırırsınız. Yani 100 kat artmış dolar bazı yine diyorlar. Yani. Bunlar büyük şirketler. Tekrar ya. hep alırken şunu düşünün. Too big to fail. Batmayacak kadar büyük olsun. Şimdi bana yazıyorsunuz. Şimdi şirketlerle işin veremem. Şimdi yas e e e yasal değil çünkü. Ama bana şimdi soruyorsun şu hisse. Ya, ya öyle hisseler var ki. Yani hiç ortada bir şey yok. Yeni çıkmış yani. Onlardan biraz korkun arkadaşlar. Ne olur sağlam hisselere gidin. Ya şu dediğim hisseler gibi hisselere gidin. Yani bankaların. Ya çok he, çok basit tiyo size. bir vereyim ya. Sevitiyor vereceğim ya. Çok basit şimdi aklıma geldi. Ya Norveç Varlık Fonu'ndan daha mı akıllısınız siz? Valla ben daha akıllı değilim. Norveçlerden de akıllıyım. Norveç Varlık Fonu. Norveç Varlık Fonu'nun aldığı fonları alın. Ha, hisseler alın. Veya ne bileyim şimdi Türkiye'nin en büyük bankalarına bakın işte ya bilmem ne falan. Hangi banka bu bankaların fonlarında hangi hisseler var? Bir onları araştırın. Ya adamlar koskoca şirketlere gidiyorlar bunları seçmişler. Tamam mı? E sen bunları seçerken Norveç'teki adam gitmiş Ereğli'yi seçmiş. Atıyorum ne bileyim işte tüpraşı seçmiş. E ben burada Hüseyin İthalat, ihracat, Nakliyat, Bakliyat, Kuru Gıda, Islak Gıda, Kedi Maması, Köpek Maması, Holding AŞ'yi almaya çalışıyorum. Sonra da para kaybediyorum. E kat edersin kardeşim. Niçin sen onlarla uğraşıyorsun? Ya adam yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Zaten borsa riskli bir şeydir. Siz risksiz olan sağlam olanlara. O yüzden bana ee, çok fazla ise sonra ha, BİM. bim ee, BİM de güzel bir şirket. Tamam BİM de güzel bir şirket. Doğru. Ee, diğer bir konu kriptolarda da diyorum faiz arttırımlarıyla beraber çok düşmüştü. Ben 17 binken yine YouTube'umda Instagram'da bas bas bağırdım. 17 binden düşmüyor dedim. Teknik analiz çok önemli arkadaşlar. Yine söylüyorum. Nasıl anlıyorsunuz bunları derseniz. Vallahi da billahi de küçükten beri aynı şey ya. Şu teknik analiz ya. Teknik analiz, teknik analiz. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. 5 yıl, ya bir yıl boyunca böyle 67'den 17'ye düşmüş. Niye faiz arttırma olacak diye. E sonra faiz artırmayı ne oluyor? Düşmüyor. İşte orada diyor ki bağırıyor. Beni biri aşağıdan tutuyor. Mert Bey diyor. Beni tutuyorlar diyor. Bunu Soros mu tutuyor? Bezos mu tutuyor? Elon'cum mu tutuyor? Biri tutuyor diyor ya. E sen de orada destek ol diyor yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir şey çok düşüyor kötü haberlerle. Artık bu kötü haberle düşmüyorsa tamam mı? Yani artık diyeceksiniz ki ya burada birileri destek oluyor. Şimdi aynı şekilde de faizler şey olmaya başladı. Durmaya başlayacak artışlar durmaya dolayısıyla da Kriptoda tekrardan böyle güzel günler olabilir. Ee, yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde hepsi için değil, bütün kriptoları takip etmiyorum, ilgilenmiyorum. Kripto sevmiyorum bu arada. Çünkü niye? Bir şirket yok orada. Güvenilir gelmiyor bana. Ama öbüründe bir şirket var orada. En azından şirkete sahibi olurum, giderim. Hep söylüyorum. Rami Koçu kaldırırım, otururum e, Ömer Koç'un yerine ya da Rami Koç'un yerine Calling'e ortak olurum. Ama e, illa da kripto şey yapıyorsanız Bitcoin, Ethereum'u en azından şu grafiklerine bakıp böyle küçük küçük alıp toplayabilirsiniz. Burada tekrardan bu 67 bin zirvelerine görme ihtimali tabii ki yüksek. Ama yine diyorum önceliğimiz olmasın. Önceliğimiz daha güvenilir. Daha büyük şirketler olsun lütfen arkadaşlar. Ee, Türk Traktör de iyi bir şirkettir arkadaşlar. Türk Traktör de çok iyi bir şirkettir. Koç grubu olduğu için. Ee, dediğim gibi. Hmm, Yeşilhan evimiz var. Trakya'da, Trakya'da, e, son iki yılda era, e, e, son iki Ereğli hiç kazandırmadı. Arkadaşlar benim hep söylediğim bir şey var. Yine ne kadar anlarsınız bilmiyorum. Son iki yılda ya da son üç yılda bir şey kazandırmıyorsa çok güzel bir şey. Petkim de kazandırmadı çok fazla çünkü. Ee, bunlar uzun zaman böyle birileri topluyor. Bezdiriyorlar sizi. Altın da yine diyorum bakın arkadaşlar. Altın da son 9 yıldır neredeyse. 9 yıldır arkadaşlar. 9 yıldır dolar bazı kazandırmadı neredeyse. Yani eğer 2000 dolardan aldıysanız 2011'de girin bakın. Şu an hala 2000 dolar ya altın kazandırıyor falan. Biz öyle zannediyoruz. Uzun vadede kazandırıyor ayrı doğru yerden alırsan. Ama o zirveden aldıysan zarardasın aslında. 2000 doları görmüş. Şimdi yeni 2000 dolar. Ama 2 yıl sonra 1200 dolardan aldıysan çok kazandın Dolayısıyla alım yerleriniz çok önemli. Bakın ben bir tane çekim yaptım. Lütfen YouTube'da falan bulabilirseniz bulun tekrar bunu seyredin. Ben Ocak ayında şunu televizyon programında şunu dedim ya da bir YouTube programında. Ya kardeşim dedim. Bu yıl dedim tamam mı? 2000 her yıl bunu yapıyorum çünkü. 2022, 2022 yılında dedim. Bu yıl en çok dedim Türkiye borsası kazanmış %150 dolar bazında dedim. Tamam mı? Amerikan borsası %35 kaybettirmiş dedim. Amerika bizi kıskanıyor dedim. Böyle bir şey olamaz dedim. Bir yer dedim bu sene kadar arttıysa bizim borsamız dedim. Bir yerde bu dönüş yapar dedim. Hatta programdaki yayıncılar iki hadi ya o zaman seçime kadar böyle gider. Seçimden önce düşer. Bence dedim seçimi de beklemezler. Çünkü herkes senin gibi düşündüğü için seçimden önce çok güzel bir şekilde düşürürler dedim. Nitekim yine tahminim oldu. Yani insanların tahminini göreceksiniz. Etrafa bakacaksınız. Herkes ne konuşuyor? Bu kadar insan bunu konuşuyorsa çünkü spekülatör de böyle çalışıyor arkadaşlar. Ben küçükken bu defterleri not tutarken spekülatörün yanında çalıştım. Adamların kafa yapısını biliyorum. Spekülatör dediğiniz adam şuna bakar. Halk ne yapıyor? Tamam mı? bir tane örnek vereyim anlayın. 2 liradan bir kağıt var. Kimse yüzüne bakmıyor. 2 liradan bu kağıdı toplar. Toplar, toplar, toplar. Malın yüzde %95'ini ele geçirir. Mal piyasada beş tane kalır. Ondan sonra yavaş yavaş o bir taneyi alarak kağıdı yukarı çıkarır. Çıkarır, çıkarır, çıkarır. 2 liralık kağıt elliye gider. Hiç haberiniz olmaz. 5 liradan bütün medyada, gazetede, bilmem nerede o kağıdın yapacağı yatırımlar yumurtalıkta boru attı. Amerika'da holding kuruyor. Japonya'da bilmem ne yapıyor. Elon Musk'la kanka olmuş bilmem ne haberler, partiler, resimler çok güzel şeyler görürsünüz. 50-60'tan itibaren böyle siz almaya başlarsınız. Tekrar gider 70-75-80 olur. Sonra benim gibi insanlar da böyle uyarır der ki bakın çok gidiyor riskli bu kağıt falan yapmayın etmeyin. Sonra benim gibilerin şeyinden dolayı tam satış gerçekleştiremez spekülatör. Bu bizim gibilere ya benim önemsediğim için söylemiyorum kendim ama hani bu tip böyle yorum yapanlara da şey olsun diye terse düşürmek için biraz daha yukarı çıkarır. Bu sefer de 80-85 yapar. Bu sefer dersiniz ki Mert Bey bak yanıldın kağıt harbiden de giriyor. Bak gördün mü yanıldın. Bu sefer biz bile acaba mı ya? 2 liradan 85'e çıkmış. Acaba yanılıyormuşuz deriz. Yanılıyor muyuz deriz. Sonra medyada haberler o en başta programın başında anlattığım gibi insanlar tarafından iyice size pompalanır. Uçuyor uçuyor uçtu uçacak uçtu uçacak. Zaten uçmuş ama size uçacağını diye şey yapar. Sonra işte etraftaki sütçü, tüpçü, yoğurtçu, yumurtacı, bakkal amca, Hüseyin amca herkes bu kağıtları almaya başlar. O kadar çok alıcı gelir ki artık böyle. O ilk başta o ilk başta 2 lirayken aldığı 95 tane malı verecek adam bulur adam piyasada. Hazır alıcı vardır. Orada malı boşaltır çıkar. Ondan sonra bir daha uzun süre o rakamlara gelmez. Bu spekülatörlerin yaptığı iş budur arkadaşlar. Dolayısıyla bu Bitcoin'de de böyle oldu, altında da böyle olacak. Bu her zaman dönemler olacak. Bunun da yolu nedir? O yıl bir şey çok arttıysa Acayip arttıysa artık ondan korkacaksınız. Bir grafiklere bakacaksınız, diyeceksiniz ki bu yıl çok artmış. Tamam Bölge arsa işine de böyle mesela bakıyorum bir bölge acayip uçmuş mesela ya uçmuş kardeşim burası diyorum. Yani buraya bulaşma. Ya niye buraya bulaşıyorsun? Ama, ama ama işte ama deprem uzmanları ama, ama ama deprem uzmanları bunu söylüyor. Ama ama işte bilmem kimler bunu söylüyor. Ya bunu söyledikleri için zaten uçmuş senin bu da ne işin var kardeşim? Niçin biz yalan duymayı seviyoruz? Niçin biz en tepedekini almayı seviyoruz? Ben gerçekten bunları bilmiyorum. Ama işte insan olu zaten bunu bilse, yani herkes bu kafada olsa zaten dünyada e, herkes borsalarda para kazanır. Dolayısıyla bu şekilde çok dikkat edin. Ereğli'deki neden de o. Ondan önceki dönemler çok kazandırdı. İnanılmaz kazandırdı. Bakın inanılmaz kazandırdı. Ondan sonra da böyle dönemler oluyor. Gayet normal bir şekilde. Evet. Ee, arkadaşlar her kağıtla ilgili yorum yapmıyorum. Gerçekten çünkü yasal değil. Ben sadece size mantıklı olan şirketleri hafiften hissettirmeye çalıştım ama öyle çok fazla ondan e, sonra. E, bu, bu borsa bakın e, bu borsa ile ilgili falan kısımların hepsini en başta anlattım. Dolayısıyla her şeyi en başta anlattığım için tekrardan lütfen seyedin. E, umarım e, şey olur e, faydalanırsınız. Bu arada şey, best fonları lütfen best fonları için fonlarınızı iyi yönetin. Bilmiyorsanız bu işleri bir yatırım danışmanından danışmanlık alın. Fonlarınızı eritmeyin geçen sene borsadaysanız çok kazanmıştınız. İşte bu sene belki altın ve dolardaysanız çok kazanacaksınız. Seneye bambaşka bir yatırım aracı belki çok kazandıracak. Belki iktidar değişecek. Hazine bonoları çok kazandıracak. Devamlı en çok kazandıranı takip etmek zorundasınız. Best fonlarınızı serbest bırakırsanız ee, paranız full olur. Lütfen yapmayın. Ondan sonra e, biri çok güzel bir şey demiş. Ya insanın bir defa lafı bir daha mı şaşmaz? Maşallahınız var. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Yani beni <laughs> sizler var Çünkü gerçekten benim yıllardan beri böyle bir tecrübem vardı ama hiç aktarmıyordum kimseye. Kendi çevreme aktarıyordum. Şimdi bu sosyal medyayla aktarıyorum ve gerçekten yanılma payım çok düşüktür. Tabii ki yanılabiliriz insanız. Yani şeyi bilemem. Yarın sabah deprem olacağını bilemem ama ben sadece şunu biliyorum. Yıllardan beri insanların psikolojisi hep aynı. 1991'de krizde yaşadım bunu. Çocukken yaşadım. Körfez kör krizinde onu anlatayım son kez. Bin, bininci oluyor ama mantığı anlayın diye. Ford dosan hissemiz vardı 100 liradan düştü 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 savaş olacak diye böyle herkes panik yarattı bize. Biz panikle sattık 20 liradan savaş bitti kağıt binlerce kat arttı. Bize ne oldu? Bizdekini kaptırdığımızda kaldık. Bakın tekrar söylüyorum borsada para kaybetmesi bu borsa için değil gayrimenkul için de geçerli. Sizi korkutanlar olacak. yani bugün bak bir şey oldu mesela bir bölge var. Bir bölge organize sanayi bölgesi kurulan bir bölge. Aramışlar bizim bir müşteriyi iki tane yer almış. Yerler de çok değerlenmiş. 2 liradan 150 liraya çıkmış adamın yeri. Arıyor oradaki emlakçı canım kardeşim, canım Türkiye'm. Ondan sonra ya buralarınız işte kamulaşacak, devlet el koyacakmış, 30 liradan satın kurtulun. Kim alacak ben alacağım. Niye? iyilik olsun, size iyilik olsun. Bakın ne iyi insanlarımız var yani görüyor musunuz yani? Şimdi tamam bizim insanımız da buna inanıyor. Mert ben ya ben diyor mahvoldum diyor bu el koyacakmış, bu adam da iyilik olsun diye alıyormuş. Vereyim mi? Çıldırdın mı kardeşim ya? Niye adam sana iyilik olsun diye alır? Sana bunu diyorsa emin ol bunun tersidir. Birisi bir şey diyorsa lütfen inanmayın tersine bakın. Tamam mı? Dolayısıyla bakın arsada, da, borsada, bilmem ne dedi. Tamam. İnsanlar Size yüksek ihtimalle e, vereceği bilgiler e, sizin e, doğru e, iyi niyetiniz kazanmanız için yapılacak bilgiler değildir. Çoğunlukla insanoğlu kendi menfaatini düşünür. Genelde spekülatörlerin e, şeyidir e, insanlar çoğu arada istinadlar vardır ama bunu yapmadan para kazanamazlar. Yani bir spekülatörler borsa tepeye çıktığında size haber yaratmazsa siz o malı alamazsınız. Haberiniz bile olmaz ki bitcoin'e bilmezsiniz ama medyada 67 binden haber yaparsa siz bilirsiniz. Aynı şekilde bir arazi içinde geçerli bilmem ne içinde. Sizin ya bakın umut ve korku iki tane kural vardır. Borsalar yukarı çıktığında malı boşaltmak için umut pompalarlar. Şirket şöyle olacakmış, şirket böyle olacakmış, böyle yatırımlar yapacakmış. Yapacak zaten onu fiyatlamız be kardeşim. Ben o Sasa yazarken bakın benim yorumlarıma bakın. Sasa yazarken ne hakaret edildi bana. Çok pahalı, çok risklediğimde şu kadar çok şey yatırım yapacak sen nasıl böyle konuşursun diyorlardı. Altın aynı şekilde tam tersi 1650-1700 buralardan alıyorum dediğinde 1400 dolar olacak insanları kandırma diyorlardı. İşte Bitcoin 17 bin civarı iyi dediğimde 9 bin olacak diyorlardı. Bunları diyecekler arkadaşlar emin olun. Bunları birileri bak yüzde 95'i yüzde 5'i gerçekten inandığından diyorlar. Yüzde 95'i birilerinin finansıyla, birilerinin gazıyla, birilerinin şeyiyle yapıyor bunu. Çünkü adamın amacı şu. 17 binden herkes panik olsun satsın ki malı toplayayım. Tamam mı? Adam malı toplayacak. Ya da aynı şekilde herkes yukarı gittiğinde o iyi haberleri pompalayalım ki medyadaki şeylerimiz aracılığıyla balı satalım. Dolayısıyla borsada da diğerlerinde de para kazanmanın yolu kulağınızı tıkayacaksınız. Her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. Hiçbir şeyi bilmeyen, hiç tanımadığınız insanları dinleyerek paranızı batırmayın. Tamam mı? Vallahi hiçbir şey dinlemeseniz daha çok kazanırsınız. Bakın yemin ederim size ya. Şu an 2009 yılında herhangi bir ekonomi kanalını seyretmeden herhangi bir hisse alsaydınız şu anda köşeye dönmüştünüz. Net söylüyorum size. Ama ekonomi kanalı seyredip Al sattıysanız gittiniz ya da hiçbir bilmem ne ekonomi sinlemeseydiniz şu anda en büyüklerini dahil böyle Amerika görmüş genius'lar var ya böyle etilerde sabah kahvaltıda suşi yiyenler falan böyle hani öyle sadece brokoli çorbası hiç öyle simit mi hayatta yemem falan diyenler. Şimdi bunları sevseydiniz sırf dolarda kalacaktınız paranız pul olacaktı doların enflasyondan bile haberiniz olmayacaktı para dolarda duracak dolarda duracak siz paranız hiçbir şey alamayacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen e, buradaki amaç şu ben size bir şeyler vaat etmiyorum öğretmiyorum sadece size Biraz daha geniş bakmanızı istiyorum. Biraz şu Google'da yokken böyleydi. Bak eskiden sadece bu kitaptaki bilgilere muhtaçtım ben de. Ama şimdi Google var ya. Ben eskiden biliyordum burada bakın test diye bir kağıt varmış. Kaç liraymış. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Şu hisselerin bazıları batmış mesela. Bak bir tane var mesela Rakseva aletleri var mesela. Var mı? Raksev aletleri diye bir şirket yok. Ne yazıyor burada mesela? Bugün yayıncılık var mı? Yok. Batmış. Nergis Holding var mı? Yok. Batmış. Bakın çok fazla batan şirket var defterimde. Yani ben bunu niye anlatıyorum? Eskiden bu defterlere muhtaçtım notlara. Şimdi artık Google var arkadaşlar. Google'a gireceksiniz. Tamam ya son 3 yılda ne kadar artmış? Karlılığı nedir? Fiyat kazanç oranı nedir? Ya da bir arsa son dönemde ne kadar haber olmuş? Ne kadar çok konuşulmuş? Ne kadar çok artmış? Yeri nerede? Biraz araştırdığınızda zaten her şeyi görebileceksiniz. Lütfen ve lütfen yeter ki insanların yani çok tembellik var kafamızda. Hiç kimseye bir şey dinlemeden, şey yapmadan, e, araştırmadan hemen yapalım istiyoruz. Hemen ya bana her gün şu mesaj geliyor. Şunu alayım mı bunu satayım mı ne dersin? Ya da ne kağıt söylersin? Arkadaşlar öyle bir şey yapmıyorum ama yapsam da bana nasıl güvenirsiniz de böyle bir şey dersiniz ya ben kimim niye size doğru bilgi verebilirim yani Allah korusun yani sizi yanıltabilirim ya da 5 tane doğru bilgi veririm çok güzel kazandırırım 6. çok güzel zarar ettiririm ya niçin kendi analizimizi kendimiz yapmıyoruz niçin bu tembellik Google'da her şey var ya yazacaksınız bütün bilgilere bakacaksınız grafiklere bakacaksınız bir şey çok basit söylüyorum arkadaşlar bir şey tepeden çok düşmüşse düşüp yataya geçmişse insanlar onu konuşmuyorsa bezmişse ilgilenmiyorsa ve o şirket iyi bir şirketse, o emtia iyi bir MTA ise hep geçmişte yapmışsa sıçrayacak arkadaşlar. Siz orada durursanız beklerseniz sabırlı çok güzel çorba içiyorsunuz. Tek bekleyen çorbayı içiyor. Tamam mı? Yani bir daha bir pandemi olursa Allah korusun mesela. Yine hava yolları 5'te 1 düştüğünde yine gideceksiniz toplayacaksınız. Yine yani çok para kazanacaksınız. Bu kadar basit yani. Yine bir bilmem ne kötü bir olay olduğunda yine çok dibe bir şey geldiğinde alacaksınız tutacaksınız bekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ama biz bunları yapmıyoruz. Bugünlerde bunları hiç düşünmeyip her şey tepedeyken alıyoruz ve paramızı kaybediyoruz. Lütfen ve lütfen özellikle programın başını dinleyin. Borsa ve altınla ilgili olasılıklar, enteresan olasılıklar var seçimle ilgili. Onları şey yapın yayını kaydedeceğim. Oradan bakarsınız. Çok yoruldum. Herkese sevgiler, saygılar. Ne yapıyorsunuz? Eğer herhangi bir verim aldıysanız benden ve programımdan bana para yolluyor musunuz? Yollamıyorsunuz. Ben bir şey istemiyorum. İstemiyorum. Bedavam bu eğitim bedava. Ama bir hayır işlemenizi istiyorum. Herhangi bir vakıfa bir bağış yaparsanız dayımın ruhuna ve babamın ruhuna beni çok mutlu edersiniz. Saygı ve sevgiler.